Efendim Onurcuğum. Pelinsu merhaba, Holding'de misin? Evet, şirketteyim. Tamam, odama gelebilir misin? Hemen geliyorum. Bekliyorum. Gel Pelinsu, gel. Onur, sen iyi misin? Lale'nin annesi bu sabah bir mektup almış. Bizim Lale ile aramızdaki sözleşmeyle alakalı. Mektup mu? Kimin gönderdiği belli değil. Kim böyle bir şey yapar ki? Sen bana dürüst olacaksın değil mi? Yani bu mektupla bir ilgin alakan yok. Hayır, ben böyle bir şey yapmadım. Neden böyle bir şey yapayım ki? Yani sonuçta üzgünsün. Mutsuzsun. Mesela ben seni gece bardan aldım, evine bıraktım ama sen basında biz sevgiliyiz dedin. Onun gibi. Onur, ben o zaman sarhoştum ve bunun için senden defalarca özür diledim. Ya neden böyle bir şey yapayım? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin ya? Ben bu kadar zavallı mıyım? Sözleşme ikinizin rızasıyla yapılmadı mı? Yani evet, ikimizin rızasıyla yapıldı ama annesi bilmiyor sözleşmeyi. Bak Onur, sen varlıklı bir ailenin tek oğlusun. Kendini ve ailenin geleceğini düşünmek tabii ki senin en büyük hakkın. Yani Lale seni sevdiği için evleniyor. Yani sözleşme neden onu bu kadar rahatsız etsin ki? Ha, ailesini bilemem. Ailesinin benden bugüne kadar herhangi bir maddi talebi olmadı biliyorsun. O zaman sorun ne? Neyse. Neyse. Bak Onur, eğer biz evleniyor olsaydık benim için sözleşme asla sorun olmazdı. Çünkü senin param, pulun benim için hiçbir zaman önemli olmadı. Benim için önemli olan tek şey birbirimize duyduğumuz sevgiydi. Her neyse, benim biraz işlerim var. Vallahi Haluk Bey, bir an hiç kalkmayacak zannettim ha. İyice oturdu kaldı yani. Anne, vallahi seninle o kadar ilgilendi ki gözümüzden kaçtı sanma. Ay ne oluyor, gözünü mözünü süzüyorsun sen? Allah Allah. Adamla tanıştık. Ben kızın hediyesi almasının konusunda yardımcı oldum kendisine. Ne oldu? Neye kızdın anne yine? Onur eniştemin dayısı geldi de annemle oturdular, konuştular. Onu konuşuyorduk. Vallahi ben dayıyı çok sevdim. Nazik, kibar, bilgili, uygundur. Ay yok, iyice artık şey oldunuz siz. Aman saçmalamayın, sen ne yaptın ondan haber ver. İşte iç mimar arkadaşıyla görüştük. Çok güzel şeyler seçtik ev için. Diyor, kim bilir ne güzeldir. Ay herhalde kız kesin. Bayılacaksınız. Kızım, ben sana onu mu soruyorum? Ne oldu, o mektup işini gösterdin mi Onur'a? Onur'a gösterdim mektubu. Çok şaşırdı. Çok üzüldü. Ben ama bunun arkasında kim varsa onu bulacağım dedi. Merak etmeyin dedi. Kesin bulsun. Çünkü bu bayağı bir, ya onun tarafından biri olduğu belli bir kere. Bizden öyle bir şey çıkmaz. Bir de böyle şeylerin ilişkimize zarar vermesine izin vermem ben dedi. Vermeyeceksiniz tabii. Vermemeniz lazım yani. Şey, ben ne diyorum biliyor musun Nale? Acaba diyorum, yarın branşa davet etti ya Yıldız Hanım. Ben bu konudan bir bahsetsem, bir açsam mı yani mevzuyu? Anne, sakın, sakın bak. Onur ben halledeceğim dedi. Bak onu dinleyelim. Zaten Yıldız Hanımların falan haberi yok. Boşuna gerilmesinler. İyi bakalım, bekleyelim o zaman. Ya ama belli ki bizimle uğraşanlar var yani. Eğer o beceremezse ben uğraşacağım onlarla. Kapatalım bu konuyu ama ben geriliyorum çok. Tamam, tamam, tamam. Hadi güzel bir yemek hazırlayalım evde, şey sıcak sıcak yiyelim. Ha? Hadi. Anneciğim. Ben bugün hani Kurtuluş'la yemeğe gideceğiz, barışacağız ya. İnşallah. Ne konuştuk? Gidiyorsun, bu son hakkın, dönüş yok.
Okeyse hayırlı olsun. Abicim. Niye aldınız bu kadar çiçeği? Eşe dosta giderken hediye olarak götüreceğim Yıldız'cığım. Abicim siz bu çiçekleri nereden aldınız? Nereden alacağım? Tabii ki Songül Hanım'dan. Ayrıca bizim brunch için de davet ettim kendilerini. Ay zahmet etmeseydiniz keşke. Ben çağırırdım. Hay Allah. Ayrıca bizim çiçek hizmeti aldığımız pek çok yer var. İnternet çok pratik. Yormayın kendimizi. Yoruyorsunuz lütfen. Ah Yıldız'cığım. Ben asıl böyle boş boş oturmaktan yoruluyorum. Kendimi meşgul etmek için bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Neyse neyse. Müsaadenizle ben şimdi odama çekilip kitap okuyacağım. Yemekte görüşürüz. Peki abiciğim, iyi istirahatler. Ay düşünebiliyor musun? Benim abim çiçek almak için o kadına gitmiş. Acaba çiçek almaya mı gitmiş Yıldız'cığım? Yoksa Songül Hanım'ı görmek için bir bahane mi uydurmuş? Ay hayır Fikret. Buna dayanamam. Ne var bunda? Bak bu çiçek almasının başka bir sebebi yok Yıldız'cığım. Yani buna alışsan iyi olacak. Neye? Neye alışacağım ben Fikret? Açık konuşur musun lütfen? Ya açık konuşuyorum. Abin Songül Hanım'ı çok beğeniyor. Hayır benim abim Songül Hanım. Duydun kendisi anlattı. Boş durmaktan hoşlanmadığı için vakit geçirmek için gitmiş. Ya benim abim gibi bir insan, Songül gibi bir kadından hoşlanmıyor. Beğenemez, mümkün değil. Hoşlanamaz da beğenemez, mümkün değil. Ay hayır. Ah, niye beğenmesin canım? Songül Hanım çok güzel, çekici, taş gibi kadın ya. Öyle mi Fikret? Çekici, taş gibi. Beğeniyorsun yani. Yo, ben değil ya. Konuşma Fikret. Sus. Bak, konuşma. Yıldız. Ya. Sus Fikret, dinlemiyorum seni. Dinlemiyorum. Ya yanlış anladın Yıldız'cığım. Taş gibi derken baltayı taşa vurduk. Hay Allah be. Afiyet olsun. Bahadır. Abisi bu üçün hesabı. Bir de 7 numaraya bakıyorsun. Tamam. Hadi abisi. Oo. Abisi bugünkü hasılat süper ha. Maşallah abi. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Bak böyle giderse yemin ediyorum çok kısa zamanda köşeye döneceğiz ha. Kısmet. Oğlum senin ne bu surat gene? Sevinsene biraz. Nasıl sevineyim be abi? Nergizim olmadan parayı bul ne yapayım ben? Ah be abicim ne biliyorsun ya? Belki düzelir. Ya belki düzelecek. Hemen koyuveriyorsun ya. Yok sanmıyorum abi. Bizimkisi başlamadan bitti. İmkansız aşk işte. Bak abisi ben ne diyorum biliyor musun? Acaba gideyim ben Nergis'le konuşayım mı? Yok abi bizimki konuşmak da halledilmez. Ama yine de sağ ol. Sen boş ver beni abi ya. Ben aşkımı kalbime gömerim yani. Kaybolurum ortadan. Yeter ki o mutlu olsun. Abisi gene koyuverdin ya. Bir dur bir oğlum bir zamana bırak ya. Belki düzelecek. Bir zaman ver ya. Titriyor mu abicen? Nünüm arıyor. Efendim Nünüm. Kurtuluş ne yapıyorsun? Ne yapayım ben Nünüm? Çalışıyorum işte. Sen? Ya vallahi ne yapayım? Ben de Gülşah'ı okuldan aldım. Parka getirdim. Biraz oynattım. Şimdi eve dönüyoruz. Ya bak ne diyeceğim? Ben anahtarımı bulamıyorum da Kurtuluş. Gülşah'ın da birkaç eşyasını almam gerekiyor. Sen ne zaman evde olursun? Vallahi ne bileyim ben Nünüm. Hani dükkanında kalabalık ama... Ya böyle 2 saate falan gelirim herhalde. Hah. Tamam o zaman. Sen alıp getirirsin tamam mı? Sen eve gittiğin zaman bana haber ver. Ben sana yerini tarif ederim tamam mı? Veririm tabii Nünüm. Sen yeter ki benden bir şey iste ya. Ben gider hemen alır getiririm. Hem bahaneyle Gülşah'ımı da görmüş olurum. Tamam Kurtuluş. Görüşürüz Nünüm öptüm. Heh, Gülşah'ımı da öp benim için. Tamam öperim hayatım. Hadi bay bay. Anne hangi eşya? Ben babana sürpriz yapacağım. Ne sürpriziymiş? Gülşah, biz babamla barıştık artık. Yakında evimize döneceğiz kızım. Ay, çok mutlu oldum. Çok mu mutlu oldun sen? Anneciğim, bugün babam beni yemeğe götürecek biliyor musun? Anne siz baş başa gidin, ben gelmeyeyim. Ay, anlayışlı yavrum benim.
O zaman peki anneannen olur da böyle ısrar falan ederse... Yok anneanneciğim, ben gitmeyeceğim de, tamam mı? Tamam anneciğim, o iş bende. Oh, o zaman ben kızımı şöyle güzelce bir öpeyim. Baba öp demişti çünkü. Oh benim güzel kızım. Hadi gidelim evimize. Hadi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın? İyiyim yavrum, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Fena değil. Nerede dayım da babam? Dayın odasında. Babanın nerede olduğunu bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Ne olduğunu da sorma lütfen. Tamam, sormuyorum. Onurcuğum, bir sorun mu var? Anneciğim, sorun yok ama... seninle konuşmak istediğim bir şey var. Tabii yavrum. Seni dinliyorum. Ben cumartesi günü nikah tarihini aldım. Lale'nin haberi yok ama çok güzel bir mekan da ayarladım. İşte nikahtan sonra öyle aile arasında yemekli bir organizasyon olacak. Çok sevindim oğlum. İyi yapmışsın. Tamam. Ayrıca anneciğim, benim nikah öncesinde yapmak istediğim bir şey var. Bu aramızdaki sözleşme var ya Lale'yle. Ben o sözleşmeyi iptal etmek istiyorum. Ne? Pardon. Yavrum sen delirdin mi? Delirmedim anne. Aşık oldum. Asıl delilik bu ya. Anne, lütfen böyle şeyler söyleme, tamam mı? Bak zamanında yani bu sözleşmeyi yaptık. Çünkü birbirimize karşı hiçbir şey hissetmiyorduk. O yüzden bebek doğduktan sonra boşanmamıza da bir sakınca yoktu. Yani ama şimdi durum değişti. Yani benim Lale ile aramdaki durum çok farklı. Biz birbirimize karşı derin duygular besliyoruz. Birbirimize değer veriyoruz. Hatta birbirimizi seviyoruz. Ya o yüzden bu sözleşmenin bizim için hiçbir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Kaldı ki Lale en ufak bir maddi talep veya tazminatta bile bulunmadı. Yani bizim bu sözleşmeyi iptal edip etmememiz arasında hiçbir fark yok. Hayır, madem değişen bir şey olmayacak, o zaman neden iptal etmeye çalışıyorsunuz yavrum? Tabii. Bu Lale'nin fikri değil mi? Tabii ki. Tabii ki onun fikri. Seni kendine aşık etti, iyice bir bağladı. Tam böyle az kalmışken nikah, hemen dedi bunu gündeme getireyim. Çok akıllı. Çok akıllı. Anneciğim, Lale'nin benden böyle bir talebi yok. Yok. Bunun tersine kimse beni ikna edemez. Kusura bakma yavrum. Kusura bakma. Yani direkt söylememiştir de ima etmiştir. Ya da sana bunu düşündürecek bir takım davranışlarda bulunmuştur. Ben bunun Lale'nin fikri olduğuna eminim. Sakın, sakın bana yalan söyleme Onur, lütfen. Anneciğim, yalan söylemiyorum sana. Bu benim fikrim ve uygulamak istiyorum. Hayır, buna izin vermeyeceğim Onur, lütfen. Ve bu konuyu lütfen burada kapatalım, olur mu? Anne. Lütfen. Bak şu an tansiyonum inip çıkmaya başladı. Hiç iyi değilim. Yalvarıyorum, her şey yoluna girmişken, nikah da az zaman kalmışken sorun çıkmasın. Lütfen. Müsaadenle ben dinlenmek istiyorum çünkü gerçekten iyi değilim, ay. Anne, iyi misin? İyiyim. İyiyim yavrum. Anlayışla karşıla, dinlenmek istiyorum. Lale. Ablacığım, otur otur. Ne? Ne yaptın? Anlatsana, vallahi meraktan çatladım ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Annem falan duymasın, nerede o? Abla yok yok, aşağıda Gülşah'la birlikte anlatsan. Tamam. Duymasan merak etme. Tamam, yine de sessiz olalım. Ya siz niye bu kadar korktunuz? Benden ne gizliyorsunuz? Sen söyle, ablasın sen. Sen nesin? Sen de ablasın, sen söyle. Yoksa sözleşme gerçek mi? Bağırma. Evet. Niye bana söylemiyorsunuz? Ay söyleyemedik işte. Aşk olsun abla. Ay ne aşk olsun ya? Şu anda çok daha önemli konumlarımız var bizim canım. Allah Allah. Tamam. Ne zaman imzaladınız peki? İlk aşamada, ilk zamanlarda. Tamam da ilk aşamalar formaliteydi. Şimdi gerçek bir evlilik. Niye hala sözleşme var? Ay Nergis, sus Allah aşkına. Ablacığım söyler misin? Ne konuştunuz, ne anlattı, ne dedi? Ya konuştum işte, anlattım. Ben halledeceğim, sen sakın üzülme dedi bana. Ha, iyi. Yırtıp atacak o zaman, güzel. Tamam da evlenme teklif ettiğinde yırtıp atsaydı. Yani bu zamana kadar iptal etmediyse bundan sonra nasıl iptal edecek? Sonuçta artık gerçek bir evlilik bu. Bak bugüne kadar konusu hiç geçmedi bile. Yoksa Onur da böyle bir sözleşmeyi istemez zaten.
Ay herhalde canım. Ay canım enişten benim. Her şeyden önce ortada böyle bir aşk var, tutku var, çocuk var, sevgi var. Ablacığım Onur eniştem istemese de ailesi ne diyecek buna? Bak yemin ediyorum ben içim çok rahat gelmiştim bu eve. Gerim gerim gerdi beni. Gerim gerim. Döveyim mi ben bunu? Ben bunu bir döveyim ben. Her şeyi düşünmek zorundayız ama iptal etmezse ne olacak? Bak Onur bu zamana kadar bana karşı hep dürüst davrandı. Ya bizim ona güvenmemiz lazım. Halledeceğim dediyse halledecektir. Aynen, aynen. Daha önce çocuğa güvenmedik. Başımıza neler geldi ya? Ne kadar ayıp. E peki bakalım. İnşallah her şey iyi olur. Hala laf sokar gibi ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu sözleşmeyi başka kim biliyor? Yani mektubu kim göndermiş olabilir? Tabii daha o konuya gelmedik. Ha, tabii ben anlatmadım size bilmiyorsunuz. Şimdi ben bugün geldim ya şirkete. Ne yaptık? Biliyorsunuz sana yaptığın aynısını yap. Tuvalete soktu bizi Filiz. Arkadan da kapıyı kilitledik. Ne? Anne ne be? Abla yalvarıyorum sana. İnanmıyorum ama sakince konuştum de bana şu an. Konuştum. Hayır ablacığım konuşmadım. Normal mi kız o? Ha? Onunla normal mi konuşulur? Gerekeni yaptım vallahi yani. Abla benim niye bunlardan haberim yok ya? Niye bana söylemiyorsunuz? Bir de şirkete gitmişsiniz. Canım spontane gelişiyor. Böyle şeyler bizim hayatımızda spontane gelişiyor. Anlatır mısın neler oldu? Hadi anlat. Sonra hatırlat ben bunu herkese bir döveceğim. Kilitim kapıdan içeri kız. Ay çok heyecanlı. Heyecanla dinlemedeyim Şerife. Bomba haberlerim var size Betül Hanım. Bomba bir. Sanıyorum Haluk Bey Songül Hanım'dan hoşlanıyor. Çiçekçiye gitmiş bugün ayol. Çiçekçiye gitmiş. Aa, yine mi gitmiş? Ay, kesin hoşlanıyor. Devam et. Yıldız Hanım delirdi delirdi görmeniz lazım. Delirsin delirsin. O daha bu konuya çok delirecek. Tamam Şerife diğer habere geç. Bomba iki. Onur Bey Lale Hanım'la yaptığı sözleşmeyi iptal etmek istediğini belirtti annesine. Söyledi mi? Söyledi mi bu? Ay bu Onur bu Lale'ye kesinlikle çok aşık. Peki Yıldız ne yaptı? Yani Onur bunu nasıl söyledi? Yıldız'ın tepkisini söyle. Delirdi mi? Ayıldı mı? Bayıldı mı? Ne yaptı? Bunu senden yapmanı Lale mi istiyor oğlum? Doğruyu söyle dedi. Onur Bey de hayır ben istiyorum dedi. Tam bir lord. Peki mektuptan bahsetmedi mi? Ne mektubu? Ay Onur bunu Yıldız'dan gizliyor. Peki Şerife, sence ben bu bilginin gizli kalmasına izin verir miyim? Asla izin vermezsiniz. Asla vermem. Tamam Şerife, takipte kal. Ay, ortalık iyice karışıyor. Ve benim sayemde iyice karışacak. Ay, ne yapacağız Fikret? Korktuğum başıma geldi. Yapacağımız bir tek şey var Yıldız. O da Onur'u bu fikirden caydırmak. Ama nasıl? Biliyorsun Onur bir kere karar verdi mi kolay kolay vazgeçmez kararından. İyi de Yıldız yani bu hepimizi ilgilendiren bir konu yani. Onur tek başına karar veremez ki. İşte bizim bunu Onur'a uygun bir dille anlatmamız lazım Fikret. Ay zehirlediler çocuğumu. Bak kabul etmek istemiyor ama kesinlikle bunu gündeme getiren Lale. Ay. Lale Lale. Lale. Bana da öyle geliyor ama... Yine de günahına girmeyelim kızın diyorum. Koruma onları Fikret. Koruma. Bak şu anda seninle kriz anındayız diye paylaşımdayım Fikret. Sana olan kızgınlığım geçti zannetme sakın. Geçti Yıldız geçti. Hem başımın ağrısı geçti hem kızgınlığım geçti. Geçti Yıldız geçti. Yavaş yavaş başım. Kim o? Evet dur. Kim arıyor? Dur bakayım dur bakayım. Ah kim? Betül arıyor. Ay bir sen eksiydin. Ay aç mı içim? Aç mı içim tamam bacım. Aç mı içim? Bana ne bana ne? Bana ne konuşmayacağım bana ne? Konuşmayacağım. Ay şimdi ne diyeceğini merak ediyorum ama. Konuşacağım konuşacağım ver. Tamam. Efendim Betül. Yıldız nasılsın? Sana gerçekten çok kırgın olmama rağmen düştüğüm bu zor durumda seni yalnız bırakmak istemedim ve aradım. Sen mi bana kırgınsın? Bana bak. Aramızda akrabalık münasebeti olmasa acaba ben seninle muhatap olur muyum?
olmam ki. Ayrıca ben ne duruma düşmüşüm ben? Ben ne düşmüşüm duruma hangi? Hayır düşme, ne düşmüşüm? Aa, ay senin haberin yok galiba. Az önce beni Songül aradı. Songül mü aradı? Hı hı. Haluk abim yine oraya gitmiş bugün. Ya önce ben ona bir şok oldum tabii. Bak, inkar ediyorlar ama bence aralarında kesinlikle bir şey var. Ay Betül'cüğüm, bu senin fantezin. Tamamen senin fantezin. O senin küçük dünyanın fantezileri bunlar. Yok öyle bir şey yok. Yok olamaz da zaten öyle bir şey. Aman tamam, zaten varsa da bir şey olmaz şekerim. Çünkü siz yakında yine Songül'le bu sözleşme meselesi yüzünden birbirinize girersiniz. Sözleşme meselesi mi? İşte durum bu. Yani ben tabii ortada böyle bir sözleşme olduğuna inanmadım. Ama Songül bu konuda ne düşünür onu bilemeyeceğim. Haberin olsun istedim Yıldız. Ay çok teşekkür ediyorum Betül haber verdiğin için. Sağ ol, mersi, mersi, mersi. Ay yakında bunun bir yerine felç inmezse iyidir. Ay Fikret. Oğlum nasıl benden böyle bir şey saklar? Ay vallahi yetki altına aldılar çocuğumu. Vallahi yetki altına. Ben bu mirastan şu kadarcık bir kuruş alamayacağımı bilsem bitti bu iş. Bitti. Ne o anası ne o kız bitti. Sakin ol sen, böyle konuşma Yıldız, Allah aşkına böyle konuşma. Konuşurum. Konuşacağım Fikret. Sen de konuş Fikret. Konuş Fikret, ne yapacağız Fikret? Ya, bak tek yapacağımız bir şey var. O da abinden yardım almak. Abinle konuşacağız, durumu anlatacağız. O da Onur'u ikna edecek. Onur abini dinler. Evet, evet. Evet. Onur'u yalnızca abim ikna edebilir. Biz abime derdimizi anlatırsak abim bize hak verecektir. Evet. Abim. Abim. Ay. Hadi git abinle konuş, hepsini anlat tamam mı? Ay abim. Ay, ay abi. Ay. Abicim. Abim. Hadi. Abi. Hadi git konuş. Abine hepsini anlat. Tamam mı? Buyur Yıldız'cığım. Abicim. Ne oldu Yıldız? Buyur. Abicim, benim bir konuda desteğinize ihtiyacım var. Lütfen yardım edin. Tamam. Konu nedir? Şimdi abicim. Onur. Beni böyle karşısında görünce şok geçirecek ha. Yine sürprizimi görünce. Sana tekrar aşık olacak anne. Yürüm böyle seni. Sen biraz daha hazırlanmaya devam edersen kimse sana aşık olmayacak ama abla. Aynen abla, hadi hadi. Ay. Nasıl oldun? Ay çok güzel oldun çok. Ay çok güzel. İyi tamam, ben köşe annemi bırakayım o zaman. Tamam. Ben ilgilenirim zaten, bırak. Tamam ablacığım, hadi görüşürüz. Danneciğim. Hadi. Bol şans. Hadi görüşürüz. Ay yazık, buncağızım da mutlu olsun ya. Güzel olacak, güzel. İnşallah. Anne. Ben çıkıyorum. Öyle mi? Peki Gülşah almayacak mısın? Yok anneanne. Annem dedi ama ben gitmek istemedim. Senle andıracağım. Ay benim güzel kızım, koş ana annenin yanına. Heh. Ben de yedim. Yemedim numaranı. Tamam. Hayırdır bu ne hazırlık ha? Ha şey, anne Kurtuluş beni yemeğe götürecek de. Aa o zaman çok haklısın çünkü hayatında ilk defa yemeğe götürüyor herhalde değil mi seni? Ay aşk olsun anneciğim, daha önce de götürdü ya yemeğe. Aa tabii. Hani arkadaşının düğününe gitmiştiniz. Hani düğün yemekliydi. Ah canım, o dandirik şey yemek diye sayıyor. Neyse. İki gün sonra
Pişmanım anne diye gelmeyeceksin, tamam mı yavrum? Ay anne, vallahi şurada 3 kuruşluk bir heyecanım vardı. Onu da mahvettin yani, bravo ha. Peki tatlım. İyi eğlenceler size, mutluluklar. Sevgili eşine selamlarımı ilet lütfen. Söylerim anneciğim. Annem, sen de bak anneanne, teyzenleri falan üzmüyorsun, tamam mı? Tamam anneciğim. Anne, bir şey diyeyim mi? Benim için babamı öp, tamam mı? Ay, ay öpmez mi? İyi akşamlar anneciğim. Ay. Hadi annem, ne seyredelim? Hadi bakalım. Günler sonra seni bu kadar mutlu gördüğüm için çok sevindim kızım. Anneciğim, bugün keyfim çok yerinde. Niye diye sormaya korkuyorum. Düşündüğüm şeyi yapmadın değil mi Pelinsu? Anneciğim, aslına bakarsan yapacaktım. Ama öyle bir mucize oldu ki benim yapmama gerek kalmadı. Kızım sen ne anlatıyorsun? Yani anneciğim, diyorum ki Lale'nin annesi sözleşmeyi öğrenmiş. Bilinmeyen biri tarafından gönderilen mektupla. Ne? Bir dakika, şimdi benim aklım karıştı. Eğer sen Betül mü yoksa? Doktor Onur da yapmamış. Kızım öyleyse kim gönderdi mektubu? Yani anneciğim, ben de bilmiyorum. Ama iki seçeneğimiz var. Ya Lale zannettiğimizden çok daha akıllı ve sözleşmeyi nikahtan önce iptal ettirebilmek için böyle bir şey yaptı. Ya da bizim bilmediğimiz bir düşmanları daha var. İkisi de olabilir ama her şekilde oklar sana yönelecek. Sen merak etme anneciğim. Ben bana yönelen okları geri püskürtmesini bilirim. Buna razıyım. Yeter ki bu durum Lale ile Onur'un arasını açmaya yetsin. Ki bence öyle olacak. Okudun işte mektubu. Sadece sözleşmeyi yazmamış. Kızımız çok büyük bir oyunun içinde, dikkat etsin diyor. Allah'tan annem sana çok güveniyor. Yoksa çoktan sizin eve gelmişti, bu mektubu da göstermişti herkese. Benim bilmediğim bir şey yok değil mi? Ben bu miras olayını nasıl anlatacağım? Lale öğrenirse bana olan güvenine sarsılacak. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Onurcuğum, seni arıyordum. Dayıcığım gel. Canın sıkkın gibi. Biraz. O zaman dayı yiyen dertleşmemiz lazım ha? Hadi gel, otur şuraya bakalım. Sen misin yoksa ben hayal falan mı görüyorum? Benim kocacığım. Hayır, hayal görüyorum. Cincikle bakayım. Vur bakayım bir tane. Ben sana hiç vurur muyum? Ben seni böyle öperim. Kız sen benim yüreğime mi indireceksin be? Nasıl kurtuluş? Beğendin mi? Vallahi Nürüm, süper olmuş her şey be. Ellerine sağlık. Yuh, kurtuluş. Ya önce insan böyle bir elimi öper, bir sandalyemi çeker, bir oturtur, bir nazik olur, bir kibar olur. Tabii Nürüm, ya ben heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum ki. Geç yavrum şöyle, gel.
Sen evden nasıl kaçtın Nünüm? Annen ne dedi? Kaçtım işte. Annen? Kurtuluş. Efendim Nünüm? Ben annemle konuştum. Ne dedi? Sence? Kesin yine böyle benimle ilgili bir sürü laf söylemiştir kötü kötü. Dedim ki anneme ben. Ben dedim Kurtuluş'u çok özledim dedim. Artık onunla olmak istiyorum dedim. Artık ona ikinci bir şans vermek istiyorum dedim. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Evet tamam kızım dedi. Allah! Dur dur başım dön dur. Benim Allah benimle dön daha. Barıştık mı şimdi ha? Döndünüz mü evimize? Döndü Kurtuluş. Son şansına. Ay yok Nünüm. Yemin ediyorum bu sefer pişman olmayacaksın ha. Ay hadi inşallah Kurtuluş. Kızımız nerede? Kızımız bu gece teyzeleriyle anneannesiyle kalacak. Anneannesi bakacak diyor ha? Kurtuluş. Ha. Ama dur o kadar hazırlık yaptım ya. Allah Allah. Doğru döndürüm. İşte diyorum ya işte heyecandan ne yaptığımı bilemiyorum ki ben. Geç yavrum şöyle. Geç. Ha, o zaman dönüm bir an önce hızlı yiyelim de bari değil mi? Sen ne yapıyorsun? Evet Onurcuğum. Seni böyle sıkan, düşündüren konu nedir? Dayı, ben Lale ile annemin arasında kaldım. Ve ne yapacağımı da bilmiyorum. Çok zor bir durum. Peki arada kaldığın konu nedir? Evlilik sözleşmesi. Evlilik sözleşmesi. Bak o zaman öncelikle böyle bir sözleşmeyi neden gerek duyduğunuzu konuşmamız lazım. Anlatayım dayı. Bizim birlikteliğimiz öyle çok isteyerek olmadı. Sen de tahmin ediyorsundur. Yani birbirimizi hatta çok fazla tanımıyorduk bile Lale ile. Zamanında ben de ona bir sözleşme teklif ettim. Yani bebek doğduktan sonra boşanmamızın kolay olması adına. Bizimkilerin baskısıyla bu arada. O da sözleşmeyi imzaladı. Mesele bu. Ama şu an durum farklı. O zamanki durumla arasında dağlar kadar fark var. Biz Lale ile birbirimizi seviyoruz ve ayrılmak istemiyoruz. O yüzden benim için bu sözleşme formalde ben yırtıp atmak istiyorum yani bunu. Arada kaldığına göre Lale iptal etmek istiyor. Annen de karşı çıkıyor. Aynen öyle. Yani daha doğrusu Lale de değil de yani Lale için çok fazla önemli olduğunu sanmıyorum. Ama ortada şöyle problem var. Songül anne bu durumu bilmiyor. Zamanında benden özellikle rica etti annem bilmesin diye. Dedim ki ben de yani sorun yoksan imzala benim için önemli olan o falan. Songül anne bilmediği için tabii şu an tepkisinden korkuyor haklı olarak. Yani sıkıntı biraz Lale'den çok annesiyle alakalı. Haklı. Bence de haklı dayıcığım. Aynı fikirdeyim. İşte o yüzden ben de anneme anlattım konuyu. Yani evlilik sözleşmesini artık aradan çıkaracağımı söyledim. Bayağı büyük bir tepki verdi. Böyle bir şeyin asla olmayacağını söyledi bana. O da haklı. Öyle. Hiç bakma bana Onurcuğum. Annen senin iyiliğini istiyor. Geleceğini düşünüyor. Hı? Dayıcığım ben Lale'ye güveniyorum. Bununla ilgili bir problem yok ki. Güven. Onurcuğum ne demiş Sokrates? Her durumda evlenin. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu olursunuz. Ama kötü çıkarsa filozof olursunuz. Bak bana, ben felsefe profesörü oldum. Kimin sayesinde? Eski karımın sayesinde. Anneciğin benim bu evlilik için neler verdiğimi, nelerden vazgeçtiğimi yakinen şahididir. Onun için yani bu tedirgin olması çok normal. Ha, ben tabii ki sen de bunları yaşayacaksın demiyorum. Ama her ihtimale karşı düşünerek karar vermekte fayda var. Ayrıca sizin ilişkiniz de başından buraya kadar yani çok güvenli bir süreçten geçmemiş. Onun için sen
Şimdi Lale'ye güvenebilirsin ama ailene biraz daha vakit vermen lazım evladım. Dayıcığım ben ne diyeceğim Lale'nin karşısına geçip? Lale'cim ben sana güveniyorum. Ama ailem sana hala güvenmiyor. Kusura bakma mı diyeceğim? Ne diyeceğim? Yok yok. Yani başka kelimeleri seçebilirsin tabii. Ama evet konuşmanın özü bu olmalı. Ya bence Lale bunu çok olgunlukla karşılayacaktır. Ha? Dayıcığım zaten mesele bu değil ki. Yani Lale ile ilgili bir problem yok. Yani sözleşmenin bir önemi yok Lale için. Bunu biliyorum. İşte az önce anlattığım gibi ya asıl mesele annesi. Yani Songül annenin vereceği tepkiler. Kızacağız sanıyor annesini, nasıl tepkiler vereceğini biliyor. E şimdi Songül annenin tarafından bakıyorum duruma. Sonuçta kızına güvenilmediğini anladığında büyük tepkiler vermesi normal değil mi sence? İşte dediğim gibi asıl mesele bu ya. Bir de bugün sabah bir mektup gelmiş evlerine. Kimden olduğu belli değil tabii. Bir dost klişesiyle. İşte sözleşmeden bahsetmiş. İşte sizin bilmediğiniz bazı sırlar var demiş falan filan. Biraz kafasını bulandırmış yani. E şimdi haklı olarak Lale bunun da paniğinde. Durumu anlatmadığı için de inkar etmek zorunda kalmış. O zaman Apollo tek seçeneğin var. Lale'ye bu sözleşmeyi iptal ettiğini söyleyeceksin. Dayıcığım ben Lale'ye yalan söyleyemem. Lütfen geç onu geç. Ya oğlum zaman kazanmak için yapacaksın. Bak bu nikah olup çocuk da doğduktan sonra insanlar sizin sevginizi görecek, güvenecek. Ondan sonra sen istersen iptal et, iptal etme. Hiç kimsenin umurunda değil, inan bana. Ama şimdi direnip aileni karşına alırsan hepiniz üzüleceksiniz biliyorsun değil mi? Özellikle Lale bu hamileliğin son birkaç ayında üzülmesi ne kadar doğrudur bilemiyorum yani. Hayırdır inşallah? Ne bu halin? Böyle bir düşünceler, bir hisler? Olanlardan haberiniz vardır diye düşünüyorum. Betül'le mi alakalı? Bakın, bütün günü gayet sakin ve normal geçirdim. Hiçbir olay olmadı. Şu akşam yemeğini yiyip yatayım diye düşünüyordum. Ama gene şu an bir şey çıktı. Araştırmalarım devam ediyor. Kızım kime ne olduğunu söyler misin lütfen? Bak yine ben zan altında kalıyorum. Üstelik de yine boşu boşuna yani. Anneciğim şimdi sizin o kem gözlüğüyle bir samimiyetiniz olduğu için ben o size belki söylemiştir dedim. Eyvah anacığım fena geliyor. Ayvayı yedik. Sizi duyuyorum. Göremiyor ama duyuyor. Tebrikler babacığım. Kanki Tom'un başına gelenlerden bahsediyorum. Lale'ye ne olmuş kızım? Aa, ne olmuş? Aa! Aa ya, Lale'nin evine bir mektup gelmiş, gizemli bir mektup. İçinde de Onur'la Lale'nin arasında bir sözleşme olduğu yazıyor. Tabii ki de ben huzur bozucu bir hareket olduğunu düşündüm. Ama yine de bunu kimin yaptığının peşine düşeceğim. Ya bu çocukları da bir rahat bırakmadılar gitti. Evet, ben de diyorum bir rahat bıraksınlar artık şu çocukları. Ama yok bakın, yok çok rahatsız edici. Yani düğün öncesi bu kadar yalanlar, hani gerçekten çok sinir bozucu, yıpratıcı yani. Yalan ama değil mi? Yani sözleşme falan yok. Yok tabii sözleşme falan babacığım. Ya kızım, onlar görüp geçerler buna eğer öyle bir şey yoksa. Sen de takma kafana bu kadar. Hayır, ben öyle düşünmüyorum yani. İçimizdeki hainler kimse bir ortaya çıksın, bir temizlensin yani. Sonuçta Erol'ümle benim de yani mutluluğumuza mani olmak isteyenler çıkabilir. Olur mu kelebeğim, hayatımın anlamı? Kimse bizim saadetimizin üstüne gölgesini düşüremez. Bizim saadetimizin üstündeki tek gölge senin gölgen olacak hep inşallah. Yavrum, aa sen de yıpratma lütfen bu kadar kendini. Yani onlar bu kadar kafayı takmıyorlardır. Dün gece neredeydiniz? Ay, kafa gitti benim. Siz yapmadınız değil mi?
Aşk olsun ama sorulara bak. Az önce hayın dedin, şimdi siz mi yaptınız diye soruyorsun. Ne olduk? Biz zan altında kaldık. Şu anda zan anacığımla benim üstümde. Çocuklar, kavga etmeyin. Ay bırakın Allah aşkına, ne yaparlarsa yapsınlar. Ay bu onların hayatı, bize ne? Aa, bakın ben kişisel olarak hiç ilgilenmiyorum. Hı? İyi madem. Bakma öyle Şadi, ben değilim. Peki Betül. Nilem, kız seni çok özlemişim be. Siz yokken var ya, bu ev bomboştu ya. Ay Kurtuluş, ben de çok özledim. Nilem, ne kadar güzel hazırlık yapmışsın öyle ya. Kız beni çok mutlu ettin be. Artık bunlardan da bir şey kapmışsındır herhalde. Ayıp ediyorsun Nilem. Şu parayı bulayım var ya, seni hemen Paris'e götüreceğim ha. Otelin kral dairesini ayarlayacağım. Aynı bu konsept yani. Ay. Ay hadi inşallah Kurtuluş. İnşallah Nilem. Kurtuluş. Nilem. Kurtuluş. Kurtuluş. Hemen Nilem. Kız, var ya, seni acayip özledim ha. Of. Uyumadı anacık, uyumadı. Ah, vallahi ya. Uyumadı. Ballı sütü bitti, masal anlatması başladı. Müzik dinletmesi bitti, en son ayağımda salladım gitti. Ben de benimkini çok zor uyuttum yavrum. Yalnız sonunda aklıma, ay sen bir kitap oku demek geldi. İlk sayfada horultular başladı tabii. Anneciğim, gün içindeki auramızı hissettiler. Yüksek gıybet potansiyelimizi anladılar. E tabii hallendiler. Aynen. Yavrum, oturumumuzu açıyorum. Bir dakika. Buyurun. Şimdi. Gündemimizin ilk maddesi şu Erol. Bu mektubu kim gönderdi Erol? Bu mektubu kim gönderdi? Biz göndermedik, ondan eminiz. Kendimize bir bakıyorum, göndermiş gibi miyiz? Değiliz. Bu sefer biz göndermedik. Pelin Su mu gönderdi acaba? Düşünüyorum, hayır. Pelin Su'nun yazmadığından emin miyiz yavrum? Bir düşünelim, emin miyiz bundan? Anneciğim, vallahi o tabağı öyle bir koydun ki şu anda ben kendimden bile emin olamıyorum. Eminiz diyebiliriz. Doktor Onur olabilir mi? Çünkü Pelin Son'la görüşmüştü. Hatırla. Hatırlıyorum. Pelin Son'la görüşmüştü. Doktor Onur olabilir mi? Sanmıyorum anacık. Yavrum o zaman kim gönderdi? Yani Yıldız olacak hali yok herhalde. Çünkü Yıldız'ın mektuptan haberi bile yok. Aa, nasıl haberi yok kız? E tabii şimdi anacığın sayesinde haberi oldu. Onur mektuptan annesine bahsetmemiş. Aptal aşık, nasıl bahsetmemiş? Ama senin sayende şu anda anayla oğlun arasında gıybet tohumları dolaşıyor. Değil mi anacığım? Aynen. Şimdi onlar düşünsün. Evet, şimdi onlar düşünsün. Pardon. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma. Beni bugününle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan. Beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim,
davetsiz misafirim. İçimde seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum. Almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin? Ben kısmetim. Hem de çok. Deli bir yaz yağmur sevdan. Hayatımdaki en güzel iyi kimsin. Deli bir yaz yağmur sevdan. Deli bir yaz yağmur. Sen de benimle hep öyle kalacaksın. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.